Bill Mormon'u kıkırdak yapının yenileşmesinden ve yenilenmesinden yani kondriyogenezis'den sorumludur. Bill Mormon'u lipolizis dediğimiz yağ erimesinden sorumludur. Bill Mormon'u DNA tamirinden sorumludur. Bill Mormon'u protein sentezinden sorumludur. Yine Bill Mormon'u bütün hormonların maestrosudur. Yani Bill Mormon'u glikoneogenezis sağlar. Yani şeker dışı kaynaklardan şeker üretir. Büyüm hormonu daha iyi fokuslanmanızı sağlar. Büyüm hormonu kaslarımızın oluşmasını sağlar. Yani spor yaptığınız vakit eğer iyi bir büyüm hormonu seviyeniz varsa ve yeteri kadar proteinleriniz ve amino asitleriniz varsa çok iyi kas yaparsınız. Ama büyüm hormonu azalmaya başladığı anda bütün yaşlı insanlarda gördüğümüz gibi kolların sarkması, yüzün sarkması, bacakların sarkması, poponun küçülmesi ve düzleşmesi, bacak aralarının erimeye başlaması, diz kapaklarının sarkması. Bunların hepsi büyüm hormonu eksikliğine bağlıdır. Yoksa yer çekimi nedeniyle bir şeyin sarkması söz konusu değildir. Cilt sarkmaz. Cildin sarkması şu demek, cildin altında bulunan kolajen dokunun, bağ dokusunun ve kas dokusunun, eğer varsa kemik dokusunun erimeye başlaması demektir. O yüzden yüz kemiklerinden bilhassa şu zigomatik kemik dediğimiz gözümüzün altındaki kemikler en önce eriyen kemiklerdir yüzde. Dolayısıyla cilt oradan eğer destek bulamazsa bir miktar aşağı doğru sarkar. Ama yüzde yaklaşık olarak bir kısım otörlere göre 20, 25, 30 diyen var, 40 diyen var. Kesin bir görüş birliği yok ama yaklaşık olarak 20-25 arasında kabul ediliyor. Bütün bu kasların oluşması ve çalışması ve gelişmesi hepsi büyüm hormonuna aittir.